Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Özellikle bir videoda kısa ele almıştık arkadaşlar. Ancak Sink lunc üzerinde ciddi bir e, rally kaydedeceğini ifade ediyor. Şimdi biliyorsunuz luncun genel hareketleri zaten buna e, oldukça meyilli. Bu arada rally'nin kaydedileceği vakitlerden de yani buna aslında argüman olarak pek çok kişinin ortak fikrini o da savunuyor. Ee, gelecek olan arkadaşlar Tere Classic Wall 23 A yükseltmesi şu anda 5 Aralık tarihinde gelmesi planlanıyor. Tabii ki blok yüksekliğine göre e, bunun biraz erken, biraz geç olabilir arkadaşlar. O yüzden net bir tarih e, ortada yok fakat e, öncesinde yani bundan 1 1,5 ay önce Ortalama 24 Aralık'ta Vol 23 yükseltmesinin gelmesi planlanırken şu an 5 Aralık'a kadar tarih geri çekildi. Tabi bekleyip göreceğiz ne olacağını. Ortalama bu vakitlerde gelecek. Bu yükseltme ile birlikte teknolojik bakımdan Tera ile Tera Klasik Blockchain'leri aynı teknik altyapıya ve güce sahip olacak ilk defa arkadaşlar. Yine beraberinde Tera ve Kozmoz tam uyumlu bir tere klasik ağı gözlemleyeceğiz. Yine bununla birlikte e, bu uygulamaların artması yani tere klasik üzerindeki uygulamaların artması. Dolayısıyla e, bu otomatik pasif yakımların arkadaşlar oranlarının artması en önemlisi TRL'de artış ve bununla birlikte tere klasik ağında işlem sayısındaki artışı temsil edecek arkadaşlar. E, bunu bu şekilde söylemek lazım. IBC kanallarının etkileşimi bu arada Kozmoz ve Tera her ikisi de Tera Klasik'te gelecek olan bu ana yükseltme için sevgili arkadaşlar ne yaptılar? Şimdiden kendilerini hazırladılar ve bunun için gerekli yükseltmeleri de tamamladılar arkadaşlar. Şimdi beraberinde bununla yani bu yükseltmenin gelmesiyle ne oluyor? E Sing yön yukarı hareket bekliyor. Bu yükseltmenin gelmesi tek parti bir pampa yol açacağı gibi bununla birlikte iş burada kalmaması gerekiyor. Yani beraberinde ekip bir pazarlama stratejisi uygulayarak ne, yap <laughs> ne yapması lazım? Yeniden farklı farklı haberleri geçmişte yaptığı gibi gündeme getirmesi lazım. E, dünden bugüne 10-15x'e kadar rally yapan luncuda böyle bir pazarlama stratejisi izlendi ve bu başarılı bir şekilde karşımıza çıktı arkadaşlar. Bunun yenisi de aynı şekilde bekleniyor. Şu anda bulunduğu pozisyonlarda 13 dolaylarına kadar düşüş eğilimi içerisinde mevcuttur. Bunu da söylemek lazım. Luncun ortalama yön yukarı gidişat konusunda içsel olarak yukarı bir potansiyeli bulunması lazım ki ekibin haberleri de ne yapsın bunu destekleyebilsin. Ortalama günlükteki hareketli ortalama 17'lere kadar düştüğü vakitlerde böyle bir e, vakit geldiği anlamı taşıyacaktır arkadaşlar. Bu arada Binance %1.28'lere luncun stakingini e, ciddi anlamda düşürdü ve stakinge tekrar açtı. Bunu da lunc üzerinde şu anda fiyat pariteleri düşerken üzerindeki satış baskısının azalması e, yine beraberinde olası bir durumda ne olur ne olmaz bunu farklı coinlerde de yapıyorlar ama Binance 50 üzerinde daha e, sık ve kontrollü halde gidiyorlar. Satış baskısının azalması, olası durumlarda kalkış için anormal düşüşler olmaması amacıyla gerçekleşiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.